Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Yepyeni bir Farming Simulator Roleplay bölümüyle karşınızdayız. Ne haber, nasılsınız? İnşallah keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar bugün Barışan ve Bjorn Ironside'la birlikte Roleplay'imizin Ekim sezonuna hoş geldiniz ağalar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Aleyküm arkadaşlar selam. Bir önceki bölümde gördüğünüz üzere direkt çift sürümüne başlamıştık arkadaşlar. Önceki bölümde çift sürdüğümüz için arkadaşlar biz tarlalarımızın çoğunu sohbet ederek ağlarla burada kendimiz içerikler hakkında konuşarak çoğunu sürüp düzleştirdik. Ekim hazır hale getirdik. Bugün arkadaşlar videomuzda ne yapacağız? Önce bir hayvanlarımızla ilgileneceğiz. Ardından arkadaşlar tarlanın ekim işlemlerini yapacağız. Uzun zamandır ekim videoları çok gitmiyor diye ekim videosu atmamıştık. Bugün nasip olursa bir ekim videosu atacağız. Sonra bir uyuyacağız arkadaşlar. Bir ikincele bakacağım. İkincele güzel bir traktör gelirse gerçekten gerekirse iki traktörü satacağım diyeceğim de 255'lik turbo zaten para yapmıyor. Gerekirse üstüne kredi çekeceğim arkadaşlar ama güçlü bir traktör alacağım artık. Ben artık 11-12. Bölüme geldik. Ben bunaldım bu traktör işinden. 11-12 mi? 14-15. 14-15'e gelmişiz. Maşallah. Vallahi bunaldım. Videoyu geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 50.000 için yapıştırın ağlar. Let's go. Evet. Let's go. Biz de hoş bulduk. Dedim ya lan. En çok ben hoş buldum. Bir daha hoş buldum. Ne olacak? Dedim ya abi. Hayır, en çok ben hoş buldum. Şuraya pullu atmışım arkadaşlar. Şu pullu bir alayım şuradan şöyle. Dur baba altına pulluk kanka. Zahide dükkanında şey vardı değil mi? Tohum vardı, bitmedi inşallah. Zahireci'de tohum biter mi? Tohum gübre. Belli olmaz, adamın nakliye günü gelmiştir. Bir şey olmuştur. Allah bismillah ben şöyle gel. Sağlam ben bir para tatlı bayılıp geleyim buradan. Sağlam para bayıl gel. Ne alacaksın lan? Hiç tohum yok. Gübrem, gübrem yok, zat yok, hiçbir şey yok. Ben çok büyük bir hata yaptım. Ne yaptın lan? Silajı beklemeden bütün rotlarımı ineklere verdim. Niye? Açlar diye. Oğlum senin açlar diye. Senin ineklerin şey mi lan? Sağlığı nasıl? Benim %100 olmuş sağlıkları. Süte bak 4. Yemi bitmiş. 4700 litre sütüm var Björn. Senin kaç litre sütüm var? 10.000 küsür. 10.000 küsür mü? Ya muhtar bir fabrika mabrika yaptırsana şu belediyeye ya. Ya sen de sen kredi çekip yaptıracaktın. Ne oldu, para çok mu az geldi? Muhtar oğlum, olursam yaptıracağım dedi adam. Muhtar mıyım abi? Yok, muhtar değil. Muhtar olsan kendine mi yaptıracaksın? Hayır ya, köye yaptıracak. Köye yaptıracak. İki muhtar maaşıyla yaptıracağım. Ne istiyor ya, muhtar maaşıyla kaç aydan beri alamıyorum, onu nasıl yapacağız? Muhtar maaş, ana Björn ortak ödemeden kendine bir 10 bin lira para at bakayım. Maaşını 10 bin al. Çok gelir abi şimdi bak. Şimdi abi kaç bin 10 yıl diyor geçti oyunda 10 bin lira. Tamam her yıl 1 tamam, bin lira. Tamam ortaktan 30 bin lira at kendine. 30 bin fazlası yok. Hayır bence atmayalım abi. Yorumlarda söylesinler kaç para alacağını. Ooo ona bakarsan. Yok. Yalandan 100 bin lira alsın diyenler olur oğlum. Manyak yalandan mısın sen? Demesinler o zaman. Zaten bir kişi deyince onun dediğini mi yapacağız Ragnar'cığım? Arkadaşlar herkes bir 10 bin yeter yazın lütfen. Ama öyle orada bir şey yaparsan olmaz Ragnar. Ragnar. Evet. Şimdi oğlum, buna biraz da slaj atacağız arkadaşlar. Dikürek slaj da dolar galiba. Gel lan buraya TR5. Ben daha bunu yapayım da şuradaki tarlamı düzleştiriyordum. Sonra inekler aklıma geldi arkadaşlar. Dedim Barış abi yine hesap kitap yapıyor bir. 5, 6, 7. 80, 52, 132. 132 bin liram gitti. Kaç tane aldın abi? Bir iki kışlık aldım onun ya. TR5 gel lan buraya. Al. Oğlum 3 ton gübre aldım. 4 palette tohum aldım işte. 132 bin lira para gitti. 132 yeter abi. Almasaydın yeter abi. Kendi tohumunu. Nasıl ne ekeceğiz? Hasadını kendin tohumluk yaptırsaydın. Ne ekeceğiz kardeş? Ne ekeceğim? Ben ne bileyim ne ekeceğim oğlum. Öyle mısın değil yani. Tohum olmayınca ne ekeceğiz? İyi gidiyor bana. Onu bilemem. Töbe ağacı bir film var diye Allah'ım diyor. Yaratıyorum. Şunu bırak abi. Hadi oğlum. Hadi oğlum turbo. Al. Abi sen nesin ya? Az bir şey ön kaldırıyor arkadaşlar. Şunun tatlılığına bak. Bence bunu almakla iyi fikir yaptım. Ben arkadaşlar henüz daha videolarınıza şey videoya atılan yorumlarınızı okuyamama fırsatım olmadı ama okuyacağım. Bakacağız videodan sonra bakacağız. 255. Her biri değerli. 255 turbo hakkındaki yorumlarınıza bakacağız arkadaşlar. Radulu. Siz beni civatasan da mı? Değil miydin?
Altlarının samanları da bitmek üzere bunların ya. Olay o. Ben bir tane yanlış büyük bir yem karma almam lazım ya. Ben kamyon alıp geliyorum. Benim yem karma yetmiyor. Efendim canım. Ne diyecektim ben sana? Ben şu an 3. slash yerimi eziyorum. Ne eziyorsun oğlum? 3. slash silahımı eziyorum. 3. slash silahımı. Bu arada o bana kamyonu sat diyen hainler kimdi? Ben. Kimdi? Lan şu kamyonun işime yaradığı kadar hiçbir şeye yaramadı bana. Kamyonu sat mı dediler sana? Tabii sen de dedim. Ben öyle bir şey demem lan. Manyak. Kasıyor. Kasıyor mu? Yo, ben hiçbir zaman FPS düştü demedim. Yanındaki çocuk da dedi. Lan benim FPS'im mi düştü oğlum? Vay be. Hayır oğlum, o kamyon kastırır mı? Bir ara FPS düştü. Kastırır. O eski kastırır. Ekran kartındayken de bileder. Yok lan, bu bölümdeki bölüm önce arkadaşlar lütfen. Evet abi, zaten kastırır. Hadi lan oradan. Abi kastırıyor, kamyon kastırmıyor mu Ragnar normalde? Bilgisayar. Hayır. Normalde hayır. Kastırıyor. Ben de kastırmıyorum, ben niye öyleyim? Ya abicim, ama bak şimdi 800 tane mod var, hepsini ayrı ayrı kastırıyor da yani sence hepsini şey yapıyor mu, uyguluyor mu? Hay ananı yani. Geri kaptı ya. Diyor, ne diyor? Lan oğlum. Kendine geliyor. Ver şunları ya. Vermem. Allah Allah. Ya. Geri alıyor değil mi şeyi? Bunun yerine ya. Belki bir kap alabilirim. Neyse. Al şunu. Al 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 al. Bir tane daha ver. Hayır. Kuru. Ver şunu. Geçen ilk bölümlerde ilk tohum aldığımda gübremin tamam. Birisi binanın içine girdi. Yanlışlıkla alamadım. Kim la? Gübre. O mu binanın içine girdi? Ha. İlk bölümlerde ilk tohum aldığımızda binanın içine girdi. Bir daha dalamadım. Orada kaldı. Hayır. Şöyle gel. Arkadaşlar bu arada öyle şöyle söyleyeyim. Yeni başlayacak seri için hazırlıklarımız mükemmel devam ediyor kıymetli dostlarımız. Mükemmel. Mükemmel, mükemmel. Çok güzel şeylerle karşınızda çıkacağımızdan haberiniz olsun. Bu nedenle arkadaşlar 50 bin abone daha olamadık. 50 bin olmak istiyoruz. Hatta 100 bin olmak istiyoruz. Desteğiniz çok önemli. Sınav dönemi daha bu hafta başlıyormuş. Ben onu bizim ekipteki küçük kardeşimizden daha bugün öğrendim. Sınavlarınızda tekrardan başarılar diliyoruz küçük kardeşlerimiz. Çalışan abilerimiz, arkadaşlarımız, kankalarımız varsa da Rabbim Allah kolaylık versin. Ama arkadaşlar hiçbir şey videoyu desteğinizden önemli değil. Şey önemli değil dedim, çok özür dilerim, pardon. Şey bahane değil. Hiçbirisi. Aa hayır Ragnar. Bahane değil ya oğlum. Yanlışlıkla söyledim ya. Çok özür dilerim. Ne demek istiyorsun sen, sınavlardan daha mı önemli? Ya sınavlarınız daha önemli tabii ki de arkadaşlar. Onu yanlış söyledim de. En çok Ragnar önemli. Oğlum bu niye dökülmüyor? Dökülüyor gösteriyor. Niye abi dökülmüyor? Bende ne stres çıkmış be. Yeminle bıktım. Sana kaç litre sattık biz? Bana kaç litre mi sattın? 50 bana... miydi? 48 miydi? 52 idi galiba. 52 bak, falan 50... öyle bir şey. Bak 52 artı 54 artı 43 artı bir de burada var kaç? 45. O kadar tane silaj var. Bu niye hala olmadı ya? Lan zaman benim az şey olmuş ya. Ya benim yem de almam lazım ha. Mallara yem almam lazım. İneklere yemini alayım. Ondan sonra gidelim ekim işlemimizi falan yapalım. Gerçi yemi sonra alırım ya. Dök baba dök 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 dök. Hayvanların altına samanı. Yemi şey yapma bak. Zam gelir mam gelir. Saman var daha ya. Bayağı bir saman var arkadaşlar. Bugün atlatır saman. Yarın veririz hayvanlara samanı. Bu burada versin. Tamam. Saman az mı senin? Samanın hadi bayağı var. Tamam. Hayvanların altındaki saman oğlum. Ha. Ben onu vermiyorum. Zaten ben poha ihtiyacım yok. Nasıl ihtiyacın yok? Tarlaya gübre olarak serpmeyeceksin mi? Eklemedim ki şeyim pohlu. Ekle. Yo, eklesene oğlum, niye eklemiyorsun? Oğlum pohlusuz hayır, şey mi olur lan? Hayvanların yaptıkları nereye gidiyor biliyor? Orada bak şey var, aşağı doğru gidiyor. Ulan oha. Yine pohluyu değiştiriyorsun. Şu çift şeyi yap, fabrikaları açtır. Tekstil maçtırıyorsun. Ne açtırıyorsun? Ses alo sesten. Alo ya ya. Oğlum hadi lan diyor, şaka bir yana. Kredi mredi çek, şu fabrikaları açtır da çalışak da. Yolumuzu ben kredi çekmesine gerek yok. Ben mi kredi çekeyim diyor. Başvuru yapacak, fabrika bitirecek işte. Tamam tamam yaparım tamam. Lan oğlum kobi destekten söyle, başvuru yap barışan mı dediği gibi. Lan muhtar ne iş yaptın, gidip şey yapsan desin ki böyle böyle firmamız işte belediyemiz gayet güzel tarım yapıyor. Ürün için fabrikalar lazım diyecek, orada buçuk ya. Ben de coin'e gireceğim, hatta coin şeylerine bakayım, belki şimdiden alabilirim. Oha kesin neyle alacağım birader? Ara yok işte. Senin kredi borcun var bir de az hatta. Var. Abi şu ekimleri bir ya halledelim, ikinci elde traktör düşer belki, var mıydı la? İkinci elde bir şey. Ana ağaca çarptım. Yok abi Erkut mu? Aman 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 aman.
Aman. Benim öyle demeyin lan. Aa, şimdi yanlış anlıyorlar arkadaşlar video. Bayağı bir linç geliyor öyle. Marka trafik. Gerçek hayatta vurgulamasın abi, biz oyun için kastediyoruz. Yok onu anlamıyor. Bayağı arkadaşlar bayağı bir fanatik, tamam mı? O yüzden. Abi fanatik de şimdi arkadaşlar yapmayın. Oyun. Bahsettiğimiz bu bir oyun. Oyun içerisindeki performansa bak. Oyun içerisinde kendiniz gördünüz iş yapıyor mu? Yapmıyor. İş yapmaz anladım. Yani o gerçek hayata vurgulayan arkadaşlarımız varsa vallahi vurgulamazsın. Ciddi alıp işte sizi takipten çıkacağım. Hatta çıksın. Diye yazanlar onlar var. Çıksın. Abi, yapmayın abi yapmayın. Oyun yapsınlar, bu. Yapsınlar, onlar zaten ya. Çıksın arkadaşlar. Gerçek hayatta da Erkunt'u ne kadar övdüğümüzü de kimse bilemez yani arkadaşlar. Yerli malı çünkü. Ha şimdi değil. Şimdi değil. Hatta şöyle bizi yayınlardan da tanıyan tanınır arkadaşlar. Gerçek hayatta marka kötüleyenleri biz yayınlardan bile banlıyoruz. Özellikle mesela Tümosan'a laf attırmıyoruz. Niye? Yerli üretim abi. %100 yerli. Kötü olsun bizim olsun. Ama bizim oyunlardaki yani traktörlere yaptığımız performans düşüklüğü veya hani almam etmem dediğimiz oyun için geçerli. Bunları gerçeğe vuran valla abonekten falan çıksın abi. Söylemesine gerek yok. Yani gerek tehdit, öyle bir şeyi tehdit edemezsiniz bizi lütfen. Yok bunu bayağı bir fanatikleri var. Özellikle yani, bunu yapanlar şey ya Barış abi. Küçük kardeşlerimiz onlar hani. Evet evet. Yetişkin bir insan üzülüyor. Zaten onu dile bile getirmez. O yüzden dedim ya ciddi alıyor üzülüyorlar. Senin yeni uyandın ne kadar belli la sesin soluğun değişik. Evet, evet, ne yapabilirim kardeşim bu konuda yani istersen çıkayım videoda. Yok la. Masum gitsin abi. Diyorum hani gelmiyorsunuz mu yardım oğlum ben tarlamı düzleştiriyorum. Ne yardımı? Bana kim yardım edecek? İşe git buraya gel. Yani, bir şey demedim la uyandın yani, yeni belli abi. Dedim. Ha? Bu kadar. Ben burayı yıkayacağım ondan sonra. Biliyor. Kime geliyoruz yardıma neye geliyoruz? Arkadaşlar ikinci kanalda Ranch'in yeni haritasında yeni map'inde seriye başladık bu arada. Dün ilk videosu yayınlandı. Haberiniz olsun yeni map güzel olmuş. Ama grafikleri çok zorlaştırıcı olmuş arkadaşlar. Acayip zorlaştırıcı olmuş. Hani bazı sistemlerinizi düşük sistemleri kastırır. Benim mesela ilk ekran kartım GTX 1650'de oynayamamıştım. Düşünün. Şimdi bile mesela Barış Ağam'ın laptopu 1650 Ti onda bile düşük grafiğe çekti. Alt tarafı bir Ranch lan bu. Bilmiyorum artık oyundan mı şeyden yine bir SSD bir şeyler ekledik de gözlerim kulağına da koynadım öyle bir yani. Ulan bir dahakine öyle hoparsın sen oynama. Valla. Bildiğin düşük grafikleri aldım titre gözlerim kulağına da oynadım. Net söyleyeyim ya. İşte hatta kapakta da bir fotoğraf attım da size. Evet. O yüzden arkadaşlar acayip biraz şey. Mikrofona yaklaşabilir misin abi? Ben sesini çok ya, yüksek yap. Ya mikrofon ağzımın içinde. Ragnar daha yeri yok. O yüzden senin sesimi açarsan. Allah Allah açık sesin ama biraz daha açayım ben seni. Duyuyorum ben mi zorlanıyorum sen de zorlanıyorsun mu? Yok yok duyuyorum ben de abi şey diyeceğim. Neyle geliyoruz? Düzleştiriciyle mi geliyoruz? Evet evet benim tarlamı düzleştiriyoruz. Barış abi ne yapıyor ne diyor bilmiyorum. Devam abi. Evet, Barış abi sizinle şimdi konuş bakayım Barış abi. İyi mi nasıl? Gayet iyi. İşte sen benim sesimi çok kısmışsın. Olur mu lan? Herkesin sesi 80 de seninki 130 da. Oğlum mikrofonumdan dolayıdır. Vallahi yapacak bir şeyim yok. Bak yemin ederim. Hani şimdi normal konuşuyorum da. Arkadaşlar az önceki yeni seriden bahsediyordum. Çok güzel ve özel modlarla geleceğiz yine. Yani siz bizi sessizce mod paylaşımı şu anda biraz aksadı diye ya da ekrana yeni modlar çıkarmadık diye yeni mod yapmadığımızı mı zannettiniz? Benim amcam Veziköprü İmaya Başkanı ve yok lan Veziköprü İlçe Başkanı Durangaya. Yeni modlarımız yapıldı arkadaşlar. Çoğu bitti ve bir kısmı %70, %80, %90 civarında. O modları arkadaşlar ekranda göstermeyeceğiz. Hatta uzun zamandır istenen modlar dahil bunların içerisinde. O modları arkadaşlar tamamıyla yeni seriye ayırdık. Haberiniz olsun. Yine bomba gibi efsane çok güzel bir seriyle karşınızda olacağız. Ama ve lakin arkadaşlar bazı arkadaşlarımız o seriyi beklediğini bu videoya sadece beyin atıp gittiğini falan yazmış. Bu bizleri çok, çok üzdü arkadaşlar. Üzücü. Gerçekten çok gerçekten. Üzücü. Yani bu bizim şeyimizi bozar arkadaşlar. Gücümüzü kırar. Sizlerden ricamız bu seriye hani yeni serinin ne kadar çok gelmesini isteyen arkadaşlarımız varsa aksine bu videoda destek yorumlarıyla ve izleyerek
bizlere daha çok güç verebilir. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Burayı niye böyle yaptı la? Ana bir örsenin ben kulluğuna tüküreyim ya. Yo, aynı şey düzleştiriyor işte. Ama oğlum bak benimki kaymak gibi yapıyor, seninki iğrenç yapıyor ya. Hayır, benimki asıl daha derine şey yapıyor. Barış abi ne yaptın la? Tohumları aldım, getirdim. Senin tarla var mı? Tohumları yerleştiriyorum. Barış abi ben sana videodan önce ne dedim, hadi gir devreye. Unuttum ha. Evet arkadaşlar, Barış abi'nin interneti gitti. O yüzden biz bekledik, bayağı bir bekledik. Bir örneğin bizim tarlayı bitirdik, oyalandık ama hatta zamanı da yavaşlattım. Gün bitiyor diye. Barış Ağam'ın internete gittiği için arkadaşlar bugün biz bir örneğin Barış Ağam'ın tarlada çalışalım. Onun tarlasını ekelim. Hadi gidelim oğlum. Hadi gel. Kendi traktörlerimizle yapalım da. Hep onun işine gidiyor. Abi ben anlamadım bu işi. Vallahi billahi benim de internetim gitse benim işimi yapacaksınız mı bir an? Yukarı bakma yukarı. Ha? Ne münasebet, sabır dilemiş. Yukarı nereye bakmayayım lan? İnternet gitse biz nasıl save açacağız abim, bir söyle bakayım. Ha doğru. Yukarı bakma derken nereyi kastettin lan? Ya bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Yok bu ne ekecekti la? Artık onu da kendi eksin abi, düzleştiriyorum. Kendi mi eksin? Kendi tarlalarımızı ekeriz. Ha. Tamam. O zaman burayı biz adamın tarlasını ekim hazır hale getirelim. Benim tarlayı ekin. Evet. Şu evin yanındaki tarlayı. Hep bana giriyor ama olmaz öyle. Tamam oğlum ya. Bir dahakine de senin tarlanı önce keriz ya. Tabii yaparsın. Tamam unutturma lan bu videoyu. Arkaya tabii, altta tabii. Yorumlara yaz. Arkadaşlar bu yazmak. Çok karşı gel. Hiçbir şeyde memnun olmamaya başladı. Çocuk yapmayın evet. Abi. Tövbe estağfurullah ya. Şöyle çok ya. Sen ne ekeceksin tarlana? Ben ne mi ekeceğim tarlama? Gel ayçiçeği ekelim. Ben ayçiçeği diğer taraftakileri ekeceğim. O küçük tarlaya ayçiçeği ekmem. Bak ben bir ayçiçeği ekeceğim, bir süpürge darısı ekeceğim. Süpürge darısı çok para veriyor. Belki ayçiçeği de iyi para verir. Ondan sonra şey yapacağım. Ne diyorlar? Bir tur buğday biçeceğim bu küçüğe. Niye de? Niye? Niye de? Bir daha de. Niye? Şey yapacağım çünkü. Niye? Avuk yapacağım. Küçük. Senin tavuklara ne oldu? Tattı. İyi. Oğlum 100 tavuk vardı, hiç yumurtlamıyordu. Yumurtalar hala duruyor. O yumurtalar bulunmuş mudur la? Evet. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorum ya? O elidirci o ekipmanı nasıl çekecek? Çekmiyormuş. Çekmiyor muymuş? Çekmez tabi oğlum ya. Çekmez ya. Biz yerde ya. Sen git şey yap. Diğer traktörünü al gel. Ben başlayayım. 165 beygire bunu mu takacağım? Abi yapacak bir şey yok. Barışan mı traktöründen birini al gel. Yok çekiyor. Aslanım L4C'ye misin be? Ya oğlum 65 saatte yaparız galiba. Bana şöyle yapsak da hızlı bitirsem arkadaşlar. Zaten tarla düzleştirmesi bu. Düzleştirmeyi hızlı bitireceğim diyor. Ne yaptım biliyor musun? Yaptım. Sence ne yapabilirim hızlı bitirmek için? Alt. Yeter. Bu kadar yeterli. Bence de yeterli. Başka türlü düzleştirme hızlı bitmez ki arkadaşlar. Sadece tarla düzleştirerek oyalanırım ben burada. Barış abinin bir klası varmış. Ben onu deneyeyim bakayım nasıl. Dene bakayım nasıl bir şeymiş. Onları almıştı değil mi o? Nereye bıraktı acaba ya? Baksana bir evinin oraya gidip. Abi. Adamın tarlasını da ekmemiz lazım oğlum. Evi kaydedeceğiz çünkü en son. Bu ekim olarak son. Bundan sonra önümüz kış. Arkadaşlar odunlarım ne olacak acaba ya? Vallahi çok merak ediyorum ya. Ya oğlum şu elimle itebilir miyim bunu? Az daha. Allah havaya uçtum. İttim tamam. Ne kadar güçlüyüm ama bir gördün mü oğlum? Kaslı erkek. Ben Kara Murat filminde şey olarak neydi o? Adamın yerini oynayan kişiye ne deniyordu bir abi Tur abi. Dublör. Ne? Tur abi değil de. Dublör evet. Kara Murat filminin evet, dublör olarak beni istedilerdi zamanında da işte. Ben sen o ara şey dedim. Ben tarlaya gideceğim gülüm dedim. Şey yapmadım. Tarlaya gideceğimiz için kabul etmedim. Figuran. Gül müydü? Figuran değil. Dublör. Bayağıdır sormadım. Çok da merak ediyorum. Ciddiyi. Kurtlar Vadisi'ni ne yaptın lan? Hayır. Sorma. Bitirmedim ki hala duruyor. Ciddi misin? Hala niye? Canım istemiyor izlemek. Canın izlemek istemiyor. Ben neredeyim biliyor musun? Kurtlar Vadisi 180. bölümdeyim. Pusuda. Diyor. Evet. Pusuda 180. bölümdeyim. Bu aralar günde yarım bölüm ya da bir bölüm anca izleyebiliyorum. Ben de izleyemiyorum. Hiç izlemiyorum. Ciddiyim lan. Şey var. Polat öldü Suriye'de. Suriye ölüme gönderdiler. Polat öldü. Sonra maskeli adam olarak geri geldi. Meğer ölmemiş.
Bu nasıl iş, ben anlamadım. Oğlum Cahit de Abdülay'ı öldü diye arabanın bagajına koydular lan. Şeyi, Polat'ı. Polat. Oradan demek nasıl canlandı geri? Kandırıkçılar. Demek ki şey var biliyor musun? Heso'ya mı yazmış? Ha yok yok. Game Mode 1. Game Mode 1 ne lan? Minecraft hilesi. Ya oğlum. San Andreas'ten Heso'ya deseydin anlardım da. Sen de böyle aç da hızlıca bitirelim oğlum burayı. Çünkü İnşallah klas çeker. Klas çeker oğlum ya. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Onun kornası çok tatlı ya. Ama Björn benim ekipmandan almanı tavsiye ederim oğlum. Kaymak gibi yapıyor, seninki iz bırakıyor. Oğlum bak, karda yürüyeceksin, iz bırakmayacaksın Björn. Kurt gibi olacaksın, tamam mı? Ve kurt kara herkte kara koyunu görürmüş gece. Amin cümlemize. Kara herk ne demek Björn? Kara herk dök dağ demek. Bak, kurt zifiri karanlıkta, kara herkte kara koyunu görürmüş cümlesi. Düşün bakayım. Yorumla. Ne olabilir? Dökmez bilmem ne. Oğlum biz her bölümde sana bir kelimenin anlamını mı öğreteceğiz lan? Ya Samsunca bilmiyorum ben. Samsunca değil bu. Herk ne demek? Herk. Ne demek? Herk ne demek? Ne demek? Oğlum bak, herk. Bizim orada arkadaşlar herge. Sizin orada işte. Yani çoğu bölgede öyledir. Tarlayı ekmiyorsun ya mesela, ekmeyeceksin. Değil mi? Mesela bu tarlayı ekmeyeceksin. Evet. Tarlanın böyle parça parça belirli yerlerini sürüp bırakırsın. Niye? Ya da tarlayı komple sürüp bırakırsın. Nadas'a bırakmak da deniyor, komple sürmek. Herk böyle parça parça sürüp bırakıyor. Bu demektir ki bak, ben bu tarlayı herge bıraktım. Bu benim tarlama, dokunmayın abi. Ot hani şey de mesela, herg olduğu belli. Buraya koyunlarınızı, ineklerinizi bu tarlaya sokabilirsiniz. Ben buraya ot biçmeyeceğim. Bak 3-5 ileri geri yaptım pullukla. Bura biçilmeyecek de ekilmeyecek de demek. Boş bırakıyor. Ben niye gideyim ki o kadar uzak tarlaya biçim şey yapmaya, sürme? Hayır oğlum bak mesela. Köylerde yoncayı ekmezsin, çimi. Çimi ekmezsin. Tarlaya gübre atarsın, ot büyür. İki kere gübre atarsın, çok iyi ot büyür. Bir tane kazığa beyaz poşet bağlarsın. Korunaklı yani, ben buraya ot biçeceğim anlamına gelir. Ama herkte de ne biliyor musun mesela? Adam der ki, tarla boş. Lan buraya ya ot biçecekse, neyse ben buraya hayvanlarımı sokmayayım der. Adam öyle düşünmesin diye tarlana 3-5 tur böyle parça parça sürersin. Ona herk denir. İyiymiş bak. Kara herk de toprağın yapısı siyah işte. Anladın mı? Anladın mı şimdi? Hayır anlamadım, bana elleme. Ya abi arkadaşlar, ben bu çocuğa hiçbir şey öğretemiyorum ya. Ya bana ne herkmiş kara herkmiş, ben kendi tarlamı mı öyle yapacağım ya? Ya. Allah'ım ya. Niye ben sürmeyeyim? Elim var, kolum var. Neyim var? Elim var, kolum var. Hop kaç bekle, bakayım. Abini bekle. Kaç. O da mı çekmiyor la? Dördüncü ile zorladığım için. O ekipmanı bana ver, bu ekipmanı al bakayım sen. Haa çekiyor çekiyor. Emin misin? Arkadaşlar evet. Baksanıza ya. Bu böyle bırakıyor, bu böyle bırakıyor. Bence benimki daha iyi, benimki daha derin. Bence benimki daha iyi, benimki taş bile bırakmıyor. Her şeyin üstünü, bütün pisliklerin üstünü örtüyorum ya. Aa harbi taş maç yok lan. Taşı mı kapattı sen? Bilmiyorum. Doğru bak, yalan konuş. Bilmiyorum bakacağım. Doğru yalan konuş. Tarla taşı kapalı mıymış, bakacağım arkadaşlar. Evet. Tarla kapalıymış. Al işte. Yok dimdiz bırak ya. Açarız taş sonra ya. Ya sonra açız, birkaç yıl sonra sevebilirsin ve açarız. Hop. Şöyle gidelim. Şimdi burayı ektikten sonra benim tarlamı ekelim diyor evin yandakine. Hızlıca. Ekeceğiz mi burayı? Ya burayı düzleştirdikten sonra, pardon. Benim tarlanın yanındaki, evin yanındaki tarlayı ekelim. Ondan sonra senin tarlayı ekelim. Sonra geliriz barışağımı tarlaya ekeriz. Anlaştık mı birader? Bırak anlaştık. Bir şey olmaz, öyle küçük bıraktığım yerlerden bir şey olmaz. Kalsın ora. Arkadaşlar. Kaçta gidiyorsun ya? 47, 48, 49. Arkadaşlar vallahi böyle yapmasam video komple sadece düzleştirme videosu olacak. O yüzden bu alt sıfır modunu açtığımı şimdilik görmezden gelip teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Ben görmezden gelemem, yorumlara hileci Ragnar. En azından Barış Ağam burada olsaydı, internete gitmeseydi arkadaşlar, o zaman yapmazdım. Çünkü o bir yandan ekmeye başlardı ya da ben onun traktörüyle mibzere geçerdim. O düzleştirmeye geçerdi. Ve böyle bir sorun teşkil etmezdi arkadaşlar. Bayrağım Ağam nerede la acaba? Diyor. Kovdum onu. Kovdun mu? Ah yakında be. Öleceğim herhalde ben. Herkesi kovdum onu diyor. Vallahi billahi bir gün bir açıklama geliyormuş bir Iron Sight'tan. Evet.
Esen'in... Darbe yaptım, 55 Ragnar ekibine el koydu. Oo, olur. Nasıl olur ya? Ha şey, yani şey... Bu bir fikir değil miydi? Bence başka bir şey açıklaması gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef bir yönünü kaybettik. Beni bu nasıl? Ben bu daha güzel gibi. Kutlasında. Ben daha çok... Ama ben, oğlum ben sana kıyabilir miyim lan? Evet. Kıyamam ki ben sana. Yok la. 255 ya, turboyla ekeceğim arkadaşlar. Mimzeri tutup da buna takmaya gerek yok diye düşünüyorum ben. Benim tohumum yani gibi. Zaten 7S de ekecektim. Senle demesi. 54C'yle mi ekeceksin? Yani. Lan koskoca traktörlerimiz var. Yine düştük onlara arkadaşlar ya. Yemin bak şimdi. He. Bak şimdi. Björn 255 şey yapacak şimdi. Ne oldu lan? Doğru, daha dün ya. Bir cümle vardı, o neydi Björn? Neydi? Daha dün şöyle böyle diyordunuz, şimdi geldiniz kapıma. Neydi o replik? Bilmiyorum, zorlama beni. Ne oldu lan ya? Aa tamam, küfür var onda. Küfür yok da hakaret var, söylemeyeceğim. Lan, ne oldu lan? Atlayıp zıplıyordunuz mu diyor. Aynen, atlayıp bak zıplıyordunuz. Ha, aynen, ha. Aynen o. Ha, tamam. Yine geldiniz tamam, benim böyle kapıma. Böyle. Bir tane büyük bir mimzer modu yapmak lazım arkadaşlar ya. 6 metre var bir tane Master Ferguson, içine de binebilir. Vallahi mı? He. Bunu hemen modu buraya stop edelim. Onu o zaman şey yapalım Björn ya. Anam traktörün farları açık kalmış arkadaşlar. Ökmez bilmem ne. Björn mimzerini al gel. İster tohumunu kendinden doldur ister benden. Senin tarlada ay da ben yapacağım için. Anam bunu çalışır vaziyette bırakmışız ya. Hadi gidelim. 255 turboya da shuttle takan Ragnar arkadaşlar. Shuttlecı. Ben bu kurtlar sofrası. Bende shuttle yok. Yok mu? He. Hani oğlum tuş atamıştın? Şeye iyi atıyorum da geri gidiyor hem. Hem de kötü orası ya, boşluğu atamak istiyorum oğlum. Doldur doldur doldur, hadi gidelim. Björn'cim bak, buğday ekeceksin ha. Orayı tavuk alacağım çünkü ben. 4 ton buğdayım var, o bana yetmez arkadaşlar. Diğer taraflara konala, süpürge darısı, işte ayçiçeği, ne varsa ayarlayacağız arkadaşlar. Merhaba dayı, merhaba. Çabuk gel ha, acele et. Çabuk geliyorum ben bir an. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımız, kanalımıza ilk defa gelen arkadaşlarımız, videolarımızı izleyip beğeni atmayan arkadaşlarımız, videolarımızı izleyip abone olmayan arkadaşlarımız, abone olarak bizlere ücretsiz destek olursanız ve videomuzu izleyerek keşfete düşürmek konusunda bizlere yardımcı olursanız gerçekten çok çok mutlu olurum. Videomuz kaldığı yerden devam ediyor. Ya bir an önce aylar atlasa da şu ineklerin büyüse diye. Oğlum ben şey şurayı ekerim abi. Hemen uyuyacağız bir an. Hemen ciddi uyuyacağız. Ciddi mi? Evet. O yüzden ne kadar hızlı ekersen. Diğer tarlaları şeyde mi ya ekeceğiz? Diğer tarlaları şey yapacağız bir an. Hayır. Video burayı... şeyini mi? Video dışında yapacağız. Ama. Hadi oğlum. Ha. Hayır ekeceğiz, oraya diğer tarlalarda ekeceğiz, geleceğiz. Anladın mı? Tamam. Hadi tamam, oğlum. Regner, tamam Regner, tamam Regner. Hadi oğlum. Allah. Benim zaten bir tarlam var. Hadi oğlum şöyle. Ne oldu, çekmiyor mu? Hadi oğlum. Çekmiyor. Hadi aslanım. Ya turbo. Bu benim kaderim ya. Şoför. Hadi bakalım şoför. Vallahi bu benim kaderim arkadaşlar. Ciddi diyorum, bu benim kaderim. Şunu İrten şöyle. Mi arkandaki? Yok, öz duman. Ne oldu la? Oha ne kaldırdı lan bunu 54'e. Şöyle gel. Ana. Niye çekmedi Allah arkadaşlar? Allah. Tamam şimdi çekti. Bir fotoğraf çekeyim dedim. Abi daha yoncan biçilecek ya. Renkleri. Yon yoncanın kayıt arkası biçeriz oğlum ya. Hızlıca. Alayım mı? Ben bu kurtlar son Fransa'dan. Bunu buraya bırak. Ben direkt TR5'e geçeyim. Yok ya, götüreyim. Hangi tarlanı bilmiyorum. Süreceğiz ya? Benim evin yanında küçük tarla ekeceğiz ya. Ondan sonra kayıt arkasında biz tarlalarımızı ekeceğiz, geleceğiz, uyuyacağız. Tamam mı tatlış? Bak zamanı bir yaptım hatta. Bugün yetiştirmemiz lazım biliyor. Buradan ya yetiştir o ya, sen rahat olur Ragnoş. Oğlum kaç tane tarla var ya ekilecek? Manyak mısın benim sen? Benim tarlalarımı da ekeceğiz, oh. Barış Ağam'ın tarlalarını da ekeceğiz. Onları hiç unutuyorum. Ya kaçtı gitti o ya. Abi internetim gitti deyip kaçtı mı harbiden acaba? Olabilir. Kaçmış mıdır arkadaşlar? Kesin işi bize gitti. Yorumları kel miktar diye doldurun abi, ben başka bir şey demiyorum. O kel miktar bende normal muktar. Uyla. Niye sana normal muktar yazsınlar bir an? Muktar, hayır. Muktar diye mi yazılıyor bir an? Muhtar diye yazılıyor. Ama mıktar sen... diye mi yazılıyor abi? Ha? Mıktar diye mi yazılıyor? Barış Ağam'a gelince mıktar. Bana gelince ben muhtar. Ben de diyorum ya işte muhtar isteri. Yok ben kabul etmiyorum. Bana ne? Bana ne? Hadi bismillah. Geldin mi lan Björn?
Oha, arkadaşlar. 30 bin lira gitti gübreyle şeye. Sen gübreyle tohum mu aldın? Ha, sen de benimki şey yapacaksın. Kendinden kullanacağım. Arkadaşlar bu iş benim hoşuma gitmedi ama neyse. Niye? Keşke herkes kendi tohumunu gübresini kullansaydı. Oğlum sizin tarlalarınız büyük. Ben küçücük tarla ekiyor. Bana ne? Tamam Björn, ben bir şey demiyorum. Yemezsin zaten. Oğlum siz daha önceden almamış mıydınız da? Barış abi de bu bölümü aldı tohum. Abi ben taşındım ya. Orada ya orada kaldı yok oldu. Lan ne oluyor? 6-0. Ha, tamam. 6-0 açıkmış arkadaşlar. Traktör aynı uçuyor ya. Lan bu 6-0 traktörü mü açıyor? Ekipman açmıyor muydu? Ney? 6-0 traktörü açıyormuş, ekipman açmıyormuş. O ne abi? Ne demek istiyorsun? 6-0 traktörün hızını gücünü açıyormuş diyorum. Ekipmanın hızını açmıyormuş. Ben de zannediyordum ki mesela pulluk sürerken 6-0 açıyoruz ya. Sadece o pullukta geçerli. Nizler takınca olmuyor. Hayır 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 öyle oldu. Ben öyle zannediyordum 6-0'ı. Öyle değilmiş. 20 kilometre gayet ideal arkadaşlar. Nereye işte mi gidiyorsun? Çekmedik oğlum. Buğday mı ekiyorduk? Evet, buraya buğday ekeceğiz oğlum. 255 turbo beni maalesef üzdü arkadaşlar. Allah Allah. Dövreceydim az daha. Şurayı da böyle dön. Öyle hoş. Haydi 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 haydi. Aslanım 54C be. Burası sana kaldı ya, çok mutluyum. Ben direğin yanından geçtim. Ya YEDAŞ'a yazacağım arkadaşlar. Direğini buradan al diyeceğim. Ne diyorsunuz? Yapayım mı onu bir şey? Alır, sonra da elektrikler gidince görürsün bunu. Lan tel varmış bir an, baktım da alamazmış arkadaşlar. Direği oradan yok, kaldırayım. Alır alır alır. Ben çağırayım alsınlar, ondan sonra şey olsun. Bir direk için tarlayı mı satayım gelmesin yani bir an? Bunu mu istiyorsun güzel kardeşim? Yok, elektriğimiz gelmesin istiyorum. Elektriğimiz gelmesin mi? Heh. Tamam. Sen dedin kardeş, sen dedin, ben mi bir şey dedim? Hayırdır? Bir an tamam tamam tamam. Tamam bir an tamam. Arkadaşlar. Açayım mı? Şimdi bakın, ilk seneyi atlatacağız bu sene. Ağaçların büyüme durumuna bakacağım. Ben geçen gün baktım arkadaşlar. Hani uyuduk ya geçenki bölümde, pardon. Yani geçen gün dersem o şekilde anlayın işte arkadaşlar. Geçen bölüm baktım. Hani iş yapmaz, anladın mı? Fidanlar olduğu gibi duruyor. Bazı arkadaşlarımız 1 yıl, bazı arkadaşlar 2 yıl diyor. 2 yıl da bekleriz, önemli değil. Şu anda borcum harcım derdim yok ya. Ölü yatırımım arkadaşlar. O yüzden kafam rahat. Ama ne zaman büyüyecek? Daha fazla para alırım. Bir hareketlilik yok. Vallahi hareketlilik yok. Yani altın alıp yatırsaydık daha karlı. Bir yöne dediği gibi. Ne bileyim, borsaya gitseydik. Ben anlamadım ki. Dolar alaydın. Yani yorumlarda da bana abi paran azıcık dursun hemen niye harcıyorsun diye yazanlar var. Yani arkadaşlar yani. Adam traktör alacak. Büyük. Ben bu saatten sonra ders almam, ders veririm. Traktör yani, almayayım harcayar mı? Çiftliğimi alma. Büyütmeyeyim mi arkadaşlar? Büyütme. Şimdi bizimkiler gelişirken ben yarım mı kalayım? Evet. Tamam. Ya bana göre yani. Bana göre öyle. Bana oğlum göre. Bu çiftlikte büyük ihtimalle sen batacaksın diyor. Yo. Çünkü sen çok hesap etmeden şey yapmadan alıyorsun. Hani sen şeydin, iddialıydın bu konuda. Evet, iddialıyım. Ne kadar iddialısın? Kardeşim benim. Senin neyin var? Kaç paran kardeşim var? Kardeşim. Kaç paran var? Benim 1,5 milyonum var. 1,5 milyonum var. Evet. Senin kaç paran var? Traktörünü söyle. TR510 255 turbo. Benim neyim var? Neyim var? 7S165. Kaç param var? 530 bin lira. Kaç para borcum var? 400 bin lira ama 104 tane de ineğim var. Ne olmuş? Benim de 40 tane ineğim var. Ama borcum yok, kuru param var. Oğlum TR5'i satsam senin 7S'ini alırlar. 7S ne? Şey mi? İneklerin kulak küpe numarası mı? Evet, nereden biliyorsun? Mahsulciler şu anda beni linçleyecek bir yer. Takıyor musun? Neyi? 7S'de bunu mu? He. Takıyorum lan. La abi ne yapıyorsun, denemesin. 165 şehir. Oğlum bizim en, bak azdan az çoktan çok gider. Bizim en fazla canımız gider. Bizim onurumuz gururumuz insan evlatlarına öğretmenlik eder. Hadi bakayım. He tamam öyle öyle. Ya ya. Ne oldu? Titriği alma şekli hastayım. Şurayı da hemen şöyle gideyim. Hop. Buraydan. Arkadaşlar bu arada Erkut konusunda da açıkladık. Şimdi masajcılar lütfen sadece espri yapıyor. Birbirimizle dalaşıyoruz. Bir bakarsınız ikincili uygun bir masayı gelir. Ben gider masayı alırım. Bu sefer de şey yaparım yani. Masayı tutarım. Ayran gönüllü bak müydük biz? Hangisi varsa onu seviyorsun. Elma gönüllü. Ben elma gönüllü. Elma mı? Ben de portakal olsun o zaman. Hadi olsun ya. Şuraya bir kaç ağaç dik. Nereye? Gelelim. Yok. Kavak
şey ben, ektin ya, çektin. Ben ya, var ya öyle. Büyük bir seracılığa gireceğim arkadaşlar. Bakın şimdi bir örnek. Sen ekmeye devam et ben arkadaşlar. Ya da dur onu yeni seride yaparız, göstermeyeyim. Ha şşş. Değil mi lan? Evet evet göstermeyeyim. Gerçi yapamazlar da, çalamazlar da olsun. Olsun göstermeyeyim. Onu bir daha seride... İçerik sürpriz olsun. Sürpriz olsun, içerik sürpriz olsun arkadaşlar. Vallahi artık korkuyoruz arkadaşlar. Abi ne yapsak aynısını yapıyorlar ya. Bir şey konuşmaya de. Korkuyoruz. Ya korkuyoruz dediğim hani ciddi bir korku değil. Allah'tan başka kimseden korkmuyorum da. Bir şey demeye, varsın, bir şey yapmaya gelmiyor. Bunu buraya bakıyorum. Arkadaşlar şimdi ne yapalım biliyor musunuz kıymetli dostlarım? Bunu da burada fazla oyalanmayalım. Biz bütün tarlaları ekelim. Burayı da bitirelim. Ay. Ondan sonra geliyoruz. Evet arkadaşlar iki tur uyuduk. İki tur uyuduk geldik ondan sonra arkadaşlar. Tarlalarımızı ektik. Kar yağdı. Ocak ayındayız kıymetli dostlarım. Şöyle bir baktığım zaman Ay, arkadaşlar hoş. İkinci elde ne var? Bakın arkadaşlar bu konuda yemin ederim ki ayarlama falan olmadı. Fent 720 var. Ayarlasam arkadaşlar açık ve net söyleyeyim. Fent ayarlamam. Bunu da söyleyeyim. Ama ben bu Fent 700 Vario'yu alacağım arkadaşlar. Kaç para diyor? 997 diyor. Fent 718 Vario. 716, 724. 724 Vario yaptığım zaman 1 milyon 600 bin lira yapıyor. Olmasın. 722. Fent 720 iyi ya Björn. Değil mi? Kardeşim iyi iyi. Fent 720 Vario. Ben... Çok çok iyi. Ben bunu alıyorum arkadaşlar. Ben bunu alıyorum. Ön yükleyicili de olsun hatta. 20 bin lira. Aa gel gel. Ne oldu? Siftahını açalım oğlum. Siftahını açalım. Aynı zamanda gel, gel. Bak. Bak. Arkadaşlar. Gel. Bu neymiş? Bakın burada. 55'imiz de 3 oldu. 55-56 var ya arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde 75-56 yapıp bunu da alıyorum arkadaşlar. Ve çiftliğimi, traktörlerimi, ya. Küçük traktörlerimi de satıyorum kıymetli dostlarım. Ve 886 bin lira param. Yine var. Çok güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz Björn'cim. Ne diyorsun? Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Aa fende ağırlık alacağım ben bir de. Ağırlıksız olmaz o. Arkadaşlar 724 var ya şöyle 1,5 tonluk ağırlıktan bir tane de siyahını alalım. Çok güzel oldu be. Vallahi çok güzel oldu. En azından 75-56'nın çift çekeri arkadaşlar şey yapar. İyi iyi. Nibzleri çeker. Ondan sonra normalde remorkları çeker. Fent 724 var ya zaten. Hiç bir dile bile getirmeye gerek yok. Bakayım. Fent ya. Neredesin? Kaç beygir abi o? Fent 720 var ya. Kaç beygir? Şu ağırlığı şöyle bir tutayım ben bir. Kaç beygir la bu? Oy şunun güzelliğine bak. Kaç beygir? Bakayım. Diyor. Fent 720 var ya. 209 beygir. Oha. Oha lan. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hayırlı uğurlu olsunuz alırım. Sonunda... Şimdi yorumlara şunu yazacaklarından eminim ben bir örneğin. Sonunda kaliteli bir traktör aldın. Değil mi? Dünya çünkü sonunda alabildi ama ya. Dünya markası ya. Vallahi dünya markası ya. Biz şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Bir örneğin bir tur şey mi yapacaktık? Slajını satacağız arkadaşlar. Slaj çekeceğiz. Kardeş slaj. Sen de romuklarını alır mısın? Alırım alırım. Keyifle alırım bir örneğin. Bakalım. Keyifle alırım ya. Senin kalan traktör. Takıyor mu bir örneğin yedisinle? Abi ha? 165 gibi benki. Bak, şu şeyi ayarlayabilsek aslında ne güzel olur ya. Neyi? Abi. Ben büyüteceğim bunu da büyütemiyorum ki şeyden dolayı. Ayar araçlardan o, abi dolayı o zaman yapacağız. Araç mağazası alacaksın kendi çiftliğine biliyor. Abi 600 bin lira çok ya. O mod bulalım oğlum. Mod bulacaktık ki unuttuk. Oğlum 10 bin liraya küçücük bir direk şeklinde araç tamir modları bile var lan. Değil mi? Çok iyi olur evet. Valla bak. Onlardan bulalım herkes. Şuna bir 210 yapayım da seninle takalım bir. Takalım lan. Fent lan bu. Björn, Fent bu ha haberin olsun. Bu da Masya abicim ya boru değil merak Björn. Etme. Fent bu. Heh. Tamam. Kardeşim bu Fent. Oğlum bu Fent. Bak, ben, tamam tamam. Bak benzemez Björn. John Deere'ye benzemez. Ne Hollanda benzemez. John Deere'ye benzer bu arada. Benzer mi? Yeşilinden benzer. Dolayı değil mi? Evet. Oğlum bilmiyorum arkadaşlar ama Fent bir dünya markası ya. Ben daha bir tane Fent kötü diyen gerçek hayatta Fent kötü diyen bir hiç kimseyi duymadım. Arkadaşlar var mı hiç yorumlarda bir yani yazalım Fent kullanıcıları varsa. Türkiye'de az olduğu için abicim hani. Yani zor görürsün yani. Türkiye'de var la ben YouTube'dan bazen videolarını az bile izliyorum. Az diyorum var yok demiyorum. Adam kardeş. Anlattım ya adam süspansiyonu kapatıyor. Traktörün içinden düşecek neredeyse süspansiyonu bir açıyor tarlada. Abi asfaltta giden meyreles gibi ya.
Mireles. Mireles. Bir şey gelsin de arkadaşlar. Gelecek mi artık sen? Oğlum doldur nasıl dolduracağız da onları diyor. Valla ben iki romu dolduruyorum bir de. Neyle dolduruyor? Arka kepçeyle. Oğlum. Bitmez lan o doldur. Satacaksın ya, mı bunu? Ya biter geldi ya. Evet satacağım. Oğlum benim arka kepçe bir ton alıyor. Ben onu alayım gireyim bari la. Ön kepçe alsana. Ön kepçem yok şu an. Abi ona, ne olacak? Ona hemen ya, para vermeyeceğim. Para yok, çok değil mi sende? Borçlanmayacağım kardeş. Birader ya. Borçlanmayacağım. Ben borçlanmadan bir seri üretip şey yapacağım ya. Geliştireceğim. Lan ara almış bunlar. Hainlere bak. Barış Ağam aldı ya. Sen de mi aldın Barış Ağam aldı diye? O çiftlikte otomatik verdi. Benim niye arım yok? Herkesin arısı var arkadaşlar. Benim arım yok. O aldığımdan beri bir palet çıktı anca. Birader ben gideyim 75-56'yı alayım o zaman bir yol. Kepçemi alayım geleyim. Gel oraya gitme gel. Niye? Bir tanesini yok etmek için zaten burayı alıyorum. Niye yok edip ne yapacaksın? Abicim niye 3 tane silah yerim olsun? E niye olmasın? Ya gel. Tamam Björn tamam. 75-56'dır baba. Kalitenin adresi. Ana bunun nasıl kornası yok la? Anam benim mağaza baka girdi ince lastik yapmışız ama. Olsun arkadaşlar ya. İnce olsun. İnce. İnce. Yasemin ince. Onu ben de biliyorum. Bilmen lazım zaten. La. 75-56 alan. Köyün yakışıklı, karizmatik, genç ve çıtır oğlan Ragnar kaza yapıyordu az kalsın. Genç ve çıtır oğlan. Oğlum. Hepsi ayrı ayrı bir troll. Niye ben yaşlı mıyım? Evet. Vallahi mı lan? 2 ayda abi kaç para sence kar ettim tahmin et. Allah Allah ne güzel kayıyor ya. Abi. Efendim abim kaç para kar ettin? 2 ayda Angus'lardan sence kaç para kar ettim? Kaç para kar ettin? 300 bin lira 2 ayda. Daha da onlar yak büyüyecek. Yak taneler. Ciddiyim. Oğlum 300 sen. 300 bin liraya aldım 600 bin lira yapıyor şu an. Tık. Bir de daha küçük hala. Ben bunu İçinde 21 sılaj varmış için. Arkadaşlar. İçindeki sılajları şey yapmayalım. Şöyle gel. Ana ben yine ne Neverland satıp yine Neverland aldım. Neyse Neverlandçıların gönlü olsun bari arkadaşlar hani. Hileci misin? Çiftlikte Neverland eksik olmuyordu hiçbir şekilde. Tek çeker 55-56 vardı bir an. Çift çeker 75-56'ya dönüştürüp aldım ben bu arada bunu. Kaç ne, para? 200 küsür bin liraya aldım bunu. İyi almış. İyi para. Bu kabinli değil oğlum TNT'li. Lan soğuk yüzüme nasıl vuruyor la? Anam. Bu soğuk adamı yüz felci yapar arkadaşlar. Ay gerçekte olduğunu düşünsen abi de tenteli traktör. Bak tenteli traktör de bak ben daha çocukken 15 yaşındayken falan tenteli traktör de bizim orada bir abi şey yapmış. Ana dolmuş lan boğazına kadar. Şey yapıyor Björn. Bir de rampa aşağı geliyor böyle kara kışta, kara soğukta tipinin oldu. Bir de traktörü vitesten sallıyor hızlı gideyim diye. O kadar hızlı gidiyor ki rüzgar bir vuruyor Björn. Ondan sonra eve geliyor, uyuyor, bir uyanıyor yüzü felç olmuş. Yemin et. Vallahi billahi. Sonra tedavi gördü. İyileşti ama yüz felci geçirdi. Yine de olmuş yani ama. Ya ağzı burnu yüzü yamulmuştu diyor. Düşün yani. O yüzden arkadaşlar dikkatli olun. Böyle soğuklarda hızlı gitmeyin. Yüzünüzü kapatın arkadaşlar berelerle. Tabiri caizse feslerle. Şöyle. Gel. Bu ne lan böyle? Ne lan? Bende bak kalite. Abi oğlum ne sandın? Bak bir ben kepçe de... bir kepçe şey getirdim bir an. Kılaç. Çağını Roma şey yapacağım. Nereden getirdin? Ana dökmüyor. Dökmüyor la. Şey evet, yapalım. Björn'cim. Heh. Biz bunları normalde dolduralım. Satışı önümüzdeki videoda yapalım. Tamam. Tamam mı tatlım? Arkadaşlar tamam, videomuzu burada sonlandıralım kıymetli dostlarım. Her güzel şeyin bir son olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Hayatınız hayalleriniz kadar güzel olsun. Mutluluklar üzerinize yağmur gibi yağsın ama o yağmurdan kaçacak bir şemsiye bulamayın inşallah. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşça kalın.